İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Bu akşam Tonguç Erbaş'la yayına başlıyoruz. Her perşembe yaptığımız gibi Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, hoş geldin. Merhabalar Zeynep, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Bugün tabii iki temel konu var konuştuğumuz. Bir enflasyon verisi, aylık verinin beklenenin üzerinde gelmesi ve tabii sonra gelen haber akışları, özellikle faiz indirim beklentilerine ilişkin revizyonlar ve tabii Borsa İstanbul'daki görünüm 8898 puanda, yani 9000'in altına kayan bir Borsa İstanbul görünümü. Aslında tabii bu iki başlığın kesişme noktaları da olduğu için biraz arka arkaya telaffuz ediyorum. Şimdi bir istersen enflasyon tarafıyla başlayalım. Orada Eylül verisinin böyle gelmesi, patikaya ilişkin beklentilerin değişmesi sana ne söylüyor? Senin beklentilerinde, tahminlerinde, öngörülerinde farklılaşma var mı bugün itibariyle? Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bence piyasa Eylül enflasyonu için gereğinden fazla iyimser olmuş gibi duruyor. Yani niye öyle? Çünkü aslında hep biliyoruz ki Eylül ayı enflasyonu sonuçta bir dönemsellik de içeriyor ki bugün biz bunu eğitim tarafındaki hani baktığımızda aylık bazlı bence en net şekilde aylık enflasyonu etkileyen bir görüntüyle ortaya çıktı. Aslında bir ikincisi de bu İstanbul tarafında açıklanan, BİTO'nun açıkladığı enflasyonla da tabii anketler açıklanırken biraz daha önce ankete biz bir görüş beyan ettiğimiz için o standart bir puanlık sapma diyelim. Yani İstanbul'a göre Türkiye genelinde neredeyse her açıklanan veride bir puanlık bir sapma oluyor. Yani daha düşük bir enflasyon verisi Türkiye geneli için açıklanıyor. Bunun da devam ettiğini görüyoruz ama genel olarak baktığımızda hani piyasanın %2-2,5 arasındaki beklentisine göre %3'e yaklaşması ben şöyle düşünüyorum, yani bu baz etkisinden çıktığımızdan sonra Temmuz-Ağustos'dan sonra Eylül ayında acaba bir işte %2 ve 6 hatta bir enflasyon gelir ve burada bir faiz indirimlerine Merkez Bankası Kasım ayında başlayabilir mi gibi bir algı oluşması biraz zor bir ihtimaldi netice itibariyle baktığımızda. Ama buna rağmen de son gelen veriler sonrası biraz daha iyimser bir piyasa beklentisi vardı %2,3 gibi. Hala çekirdek bizim mevcut yıllık enflasyona yakın baktığımızda yani sonuç itibariyle böyle belki üretici fiyatlarında kurun yatay seyretmesi, işte girdi maliyetlerinin biraz daha sınırlı kalmasıyla böyle 30'lu seviyelere doğru geldik ama o katılığı da ben Eylül enflasyonunda hissetmeye devam ettiğimizi düşünüyorum. Ki yıllığa baktığımızda özellikle konut ve eğitim, bu iki başlık bizi hep yoran ve özellikle enflasyonun en önemli iki başlığı gibi gözükürken işte Eylül'de de o mevsim geçişini, yani bir eğitim harcamaları üzerinden gidersek çok net bir şekilde sapmaya neden olmuş gibi duruyor. Beklentilere gelince aslında biz hep söylüyoruz, yani hani mantıken de bizim şu anki ivmemize de baktığımızda, yani bugün %2,5'da bir enflasyon gelseydi ya da 2,3'de gelseydi piyasa beklentisi gibi, aslında normalde Ocak ayı gibi daha doğru bir enflasyon sonrasında, gerçekleşmeleri sonrasında bir faiz indirimi düşünülecekse en yakın tarihin hala orası olduğunu düşünüyorduk. Dolayısıyla bu senenin Ocak-Şubat'ında da bir küçük baz etkisi görebiliriz. Yani geçen seneki kadar işte maaş ve fiyat artışı ivmesi olmazsa dolayısıyla oradan sonra da yeni bir enflasyonda aşağı patikayla faiz indirimi de daha mantıklı bir hale gelir. Dolayısıyla bugün Sayın Karahan'ın açıklamaları vardı yanılmıyorsam. Evet. Orada da biraz seans sonuna doğru özellikle borsada bu enflasyonla ilgili biraz daha o katılık vurgusu ve hani sıkı para politikasının belki Merkez Bankası'nın indireceği faizin olası bir faiz indirimi olacaksa bunun ötelenme beklentisini de çoğalttığı bir süreç, bir açıklama oldu. Ve bu da aslında piyasaların biraz moralini bozdu. Özellikle yani Borsa İstanbul için zaten çok da iyimser bir durum yoktu. O açıdan ben yani bu serinin sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi olmamasının teyidini bu ayki veriyle aldığımızı düşünüyorum.
Borsa tarafını biraz daha konuşalım istiyorum. Yani bir müddettir dediğin gibi zaten böyle soluğu çok yetmeyen bir Borsa İstanbul görünümü takip ediyoruz. Yani neden düştüğü yerden kalkmakta bu kadar zorlanıyor? Bir kaynak sorunu meselesi belirgin. Dolayısıyla bir yandan da tabii bu noktada yatırımcı açısından nasıl pozisyon alma zamanı, ne dersin? Yani neden? Çünkü şöyle, yani o 9400 ile 10.000 seviyesi diyelim kabaca, yani 10.200 gibi bir üstte bir bant vardı ama bu seviyelerin hacimli geçilmesi, yani yukarıya da aşağı doğru. Ve hatırlarsan bir ya da iki gün önceydi, yani 9400 aşağı kırılırken bir 95 milyar TL gibi bir hacimle bu kırılma gerçekleşti. Ve bir teyit anlamına gelebileceğini konuşuyorduk. Yani hacimli bir 10.000 üstü, 10.150 üstü veya 9.400 aşağısına gelmek hani bir yön tayini belli eder. Konu başlıkları ne olursa olsun. İşte o günden sonra da zaten aslında 9.250 gibi bir destek ve sonrası herhalde şu anda işte 8.700 konuşuluyor ama yani dönüş sinyallerinde gelende biraz daha yukarıda 8.800, 8.850 gibi yerlere doğru da gitme potansiyeli var. Tamamen teknik olarak bu bir. İkincisi kredili pozisyonlar ve kredi maliyetleri olan pozisyonlarda uzun süre yatay veya yukarı gidemeyen maliyetin üstüne ya da yakınına gelemeyen hisse senetleri pozisyonlanması olduğunda bugün de bunu çok net yaşadık. Neredeyse tüm düşüş trendinin içinde de bunu gördük. Yani 5 Ağustos'tan sonra satal dediğimiz, yani al sat değil de daha çok gün içinde sattıktan sonra maliyet düşürücü bir beklentiyle gerek bireysel yatırımcı olsun, gerek işte portföy yönetim şirketleri üzerindeki fonlar olsun, hisse senedine olan ilginin, katılımcının azlığının, işte hem de şeyin hacmin düşük olması nedeniyle bir yöne doğru strateji kurmaları gerekiyor. Ve o düşük hacim ortamında da yön çok net, hızlı bir şekilde değişebiliyor. Gün içi için söylüyorum. Ve o uzun vadeli yükseliş beklentisi bir türlü gelmediğinden aslında şu anda biraz o maliyet düşürücü hamlenin piyasa üzerindeki baskısını görüyoruz. Şimdi bugün de eğer hani bir faiz indirimi olmasının biraz da ötelenmesi ya da piyasa beklentisinden daha fazla ötelenmesi aslında bu kredi maliyetlerinin ve biraz daha borsa üstünde baskının, çünkü yabancı yatırımcıyı çok görmüyoruz. Yani iki haftadır geliyorlar ama hala 2 milyar dolara yakın bir para çıkışı var yılbaşından itibaren o tarafta. Dolayısıyla biraz çaresiz bırakıyor bana kalırsa. Biraz da mecburen aşağı doğru itmeye devam ediyor piyasayı. Ben tamamen buna bağlıyorum. Tabii şöyle bir durum da var. Düşük bir hacimle aşağı doğru bir trend içinde olmanız, İşte mesela bir Orta Doğu'da jeopolitik risk artışı ya da bir Merkez Bankası Başkanı'nın aslında çok zaman zaman dalgalanmaya neden olmasa da bu kırılganlıkta bir işte enflasyon üzerinden bir yorumu gibi biraz böyle moralleri bozduğu zaman hemen havanın değiştiğini görüyoruz. Çünkü bugün 9.000 üstünde kalıcılık sağlamaya çalışan para girişi olmasa da birazdan böyle iyimser olabilecek bir %1'in üstünde de zaman zaman yükselişler görürüz. Borsa vardır. Şimdi bu dalgayı değiştirebilecek, algıyı değiştirebilecek, çünkü yurt dışı ne kadar iyi olursa olsun biz buradan nemalanamıyoruz. Yani yabancı girişimde çok sınırlı olmasıyla hep şey diyorduk, yani ya Eylül'de bir hani yükseliş olacak bizden kaynaklı işte not artışlarıyla, enflasyon gerilemeleriyle vesaire. Ya da biz şeye kadar, Amerikan seçimlerine kadar böyle git gel yapıp belli bir bantta hareket edeceğiz ve sonrasında olursa bir yıl sonuna doğru yükseliş olabilir diye. Sanki ikinci senaryo artık bu aşamadan sonra, yani Ekim sonuna kadar çok daha belirginleşti. Buraya bir para girişi, ilgi artışı olmadıkça, ki bu yerli de biraz zor gözüküyor, o yabancı beklentisiyle yani bu gibi günlere de biraz alışmamız gerekecek gibi duruyor. Yani Kasım 5 bizim için bir milat olacak gibi. Hani oradan sonra belki beklentiler biraz daha iyimserleşebilir. Tonga Çarbaş, biraz yerel ve küresel görünüm üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Yani
bir portföy güncellemenizi de konuşmak istiyorum bu beklentiler üzerinden. Strateji raporunda da zaten analiz ettiğinizi görüyorum. Şimdi içeriye baktığımız zaman yani bir müddettir zaten bir soğumayı takip ediyoruz PMI verilerinde. 10 sektörün 10'un da daralmayı takip ettik. Zaten endekste de sanayi tarafta sene başından beri ben bugün baktım 4.7 sadece yukarı yönlü. Bankacılık tarafında da gerçi geri çekilme var, o %90'lardan 47'lere doğru geldi getiri. Bir yandan sektörler tarafını az önce telaffuz ettim. İstihdam tarafında da hemen hepsinde geri çekilme var baktığımızda. Başka veriler de var, işte kapasite kullanım oranları vesaire. Hatta dış ticaret verilerinde de o ithalat tarafının baskısı var. Ama bir yandan da gri listeden çıkma, not artışları gündemde, gelen pozitif politikanın devamına ilişkin pozitif mesajlar da gündemde. Bir de küresele baktığımızda ki sizin de analiz ettiğiniz tarafın burası olduğunu takip ediyorum. Fed'den jumbo faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci, Çin'in kapsamlı teşvik paketleri bir yandan da küreselde böyle bir ılımlı fiyatlama ortamı da yaratıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla hani baktığımızda burada dengelenmeyi nerede görüyorsunuz ve bu eksende de dediğim gibi portföy güncellemenizi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi özellikle evet, bugün biz aslında uzun vadeli portföy daha önce bilanço dönemi tabii Eylül'ün sonunda bittiği için bir gün iki günde onun üstünde bir çalışmamız oldu ama daha önce de bir strateji ekledik. Yani hem portföydeki hisselerimiz için hem de aslında önümüzdeki belki 3 ay için. Çünkü biz bunu yılbaşında tekrar büyük ihtimal güncelleyeceğiz beklentiler açısından. Bir de analiz yapmak istedik özetle. Seçtiğimiz portföy içerisinde de aslında şu an için bankacılık ve holdingler yok ama takibimizde olan özellikle bu faiz indirim sürecinde biraz daha hareketlenme olursa ki bunun biraz ötelendiğini bugün de anladık. O zaman yani sektörler dışarısında baktığımızda yani sanayi tabiri caizse biraz daha finans sektörü dışındaki sektörlerden 8 hisseyle gittik. Burada neredeyse her sektörden önce olabilecek hisseleri eklemeye çalıştık. Ama stratejimizin içerisinde ki buna bizim web sitemizden de tüm yatırımcılar ulaşabilir. Strateji içerisinde aslında senin de dikkat çektiğin yurt dışı için biz çok daha olumluyuz aslında. Yani gerçekleşmeler üzerinden ve özellikle Amerikan seçimleri sonrasında tabii ki bir risktir, ne olacağı çok tahmin edilmez ama bu mevcut faizlerin indiriliyor olması, her ne kadar yavaşlayan bir ekonomi algısı olsa da buna merkez bankalarının, işte Çin'i de bunun içine dahil edebiliriz, reaksiyon veriyor olmasının biz piyasa koruyucu bir hamle olduğunu ve bu piyasa dostu bir döneme doğru bizi götürebileceğini düşündük ve aslında yurt dışında da birçok endeksinde zirve seviyelerde olduğu bir dönemde bunu ifade etmeye çalıştık. Yurt içine geldiğimizde de aslında biraz gecikmeli olsa da oradaki yayılan havanın yani o iyimserliğin içeride de oluşması için belli bir zaman daha gerekiyor anladığımız kadarıyla. Yani neden? İşte not artışı vesaire diyoruz hemen Kasım başında ama burada bizim sanki içeride beklediğimiz, örnek veriyorum, Amerikan seçimleri bitti ve Orta Doğu'da bir barış atmosferi oldu. Sanki bu bizi zaten kur tarafında, tahvil tarafında veya ülke CDS'lerinde de çok yüksek bir oynaklık yok. Dolayısıyla en son böyle aşağı doğru götüren jeopolitik risk unsuruysa Borsa İstanbul'da bir anda 1000-2000 puanlık bir harekete doğru da götürebileceğini biraz da anlatmaya çalıştık açıkçası. Ama şimdi bu raporları biz yazarken tabii bir sonraki bilanço dönemine kadar hatta bu hisselerin hedeflerini de şu anki finansal tablolara göre bir yıl içinde oluşabilecek bir fiyatlamayla belirliyoruz. Ve dolayısıyla her bilanço dönemi sonrası bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Daha önce de yapıyorduk ama şimdi içine bir de strateji eklediğimiz için biraz daha geniş kapsamlı oldu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Aslında belki çok böyle karanlık bir kapanış sonrası yani borsa için bir kapanış sonrası bu yayını yapıyoruz. Ama çok kısa vadeli bakmamak lazım. Sonuçta ülke dinamiklerinde değişen bir şey görmüyorum. Yani ben hani ekonomik göstergeler içinde de işte ülke risk primi içinde de kur ve tahvil faizleri içinde bir pazar var. O pazarın yani Borsa İstanbul ve onun gerçekleşmeleri pozitif olması için
Birkaç tane neden gerekiyor. Yani alternatiflerinden uzaklaşılması için değişimler, ekonomik göstergelerin daha iyimser olması için bazı atılması gereken adımlar. Bu borsa için de geçerli. Geçen hafta konuştuk. Yani bazı regülasyonlar üzerinde yapılabilecek değişiklikler. Belki kısa dönem içerisinde bunları da görmemiz bizi daha pozitif bir beklentiye doğru götürebilir. Çünkü bizim gördüğümüz resmi büyük ihtimal yani yetkililer de veya işte düzenleyiciler de görüyordur. O açıdan biz daha iyimseriz hala. Yani çok panik havası olduğunu düşünmüyoruz. İşte bir oynaklık endeksinin bile hala 20 seviyesinin altında olduğu, 5 Ağustos'da 50 ile 70 seviyesi arasına giden VIX'in bile şu an için o yüksek oynaklığı bize göstermediğini söyleyebiliriz. O açıdan böyle bir raporla en azından hani kötü gün dostu da demeyeyim ama iyi ya da kötü gün ayrımı yapmadan yayınlamak istedik. Peki, bir yandan UBS'ten gelen Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyesini sonlandırdı notu var. O tarafa ilişkin değerlendirmeni de merak ediyorum. Önümüzdeki dönemi geçmiş dönem kadar iştahlı görmüyoruz diyor. Ya bu raporlar biraz enteresan tabii, yani bugünkü enflasyon gerçekleşmesi üzerinden mi, yoksa çok uzun süredir güçlü kalan bir TL'nin hani bundan sonraki süreçte biraz da faiz indirim baskısında kalacağından mı, ya da bölgenin olası jeopolitik risklerle etkilenme algısından mı tam bilemiyorum. Ama şöyle bir şey görüyorum, yani mesela Merkez Bankası yabancı raporlarında özellikle Merkez Bankası faizi indirecek. Ama kimisi Kasım diyor, kimisi Aralık diyor, kimisi Ocak diyor. Yani buralarda değişimler oluyor. İşte para birimi üzerinde zaman zaman biz daha önce de aslında böyle bir piyasa tersi beklentilerle giden raporlar görüyorduk. Ya ben çok o tarafta şey değilim. Yani uyguladığımız politika belki reel ekonomi noktasında bizi sıkıntılı bir süreç yaşamamıza da neden oluyor bireyler ve kurumlar açısından. Ama aynı zamanda da bir dengelenmenin de karşılığı. Dolayısıyla bence bizim politikamızın da hani kurbaca yani son 2-3 aya baktığımızda da öyle. Hani bundan sonra da çok zayıf bir TL'yi barındırabilecek ve bununla ilerleyebilecek bir durumda değil. Dolayısıyla işlerin iyi gitmesi aslında yabancı girişi ve kur üzerinde yine bir baskı. Faiz indirimine rağmen bir potansiyel iyimserliğinde benzer bir algıya neden olabilir. Bunun tam şeyi yeteri kadar ben buradan açıklaması diyelim, nemalandım. Hani bundan sonra biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Çünkü bu kadar iyimser kalamayabilir algısıdır. Yani bizim hala yıl sonu için zaten 37'lere yakın bir 36,5-37 gibi bir kur beklentimiz var. Ama önümüzdeki senenin %17-18 enflasyonu içinde hala stabil bir kurla devam etmemiz gerekiyor. Stabilden kastım da yani değerli bir TL ile. Dolayısıyla bu program bozulmadı, devam ettiği sürece çok bu şeye katılmıyorum. Eğer bu bir nemalanma sonrası bir realizasyon açıklamasıysa evet, ama hani burada bir fırsat yok artık açıklamasıysa ona çok katıldığımı söyleyemem. Son bir soru, biraz küresel taraftan bir soruyla bitireyim istiyorum. Seninle daha önce de konuştuğumuz bu muhteşem yedili serisi ve buradaki gidişatın potansiyelin ne olduğu noktasında çok tartışma devam ediyor. Ama bugün gelen haberler, Nvidia CEO'sunun açıklamaları, mesela en fazla beklenen Blackwell çipleri, ki kapasitesi en yüksek bunlarmış bu özellikle ekran imkanı sağlayanlar içinde. Tam üretime geçmiş durumda ve çok ciddi talep olduğunu söylüyor. Yani Amerika'da endekslerde bu anlamda temanın nereye gideceğine dair bir önemli indikatör olarak görülebilir mi? Bir de buna belki OpenAI'ın almış olduğu yatırım tutarını da eklemek lazım. 6.6 milyarlık bir fonlama söz konusu. Değerlemesi de 157 milyar dolara çıkmış. Yapay zeka temelli bir şirketin geldiği en yüksek değerleme seviyesi olarak görülüyor. Dolayısıyla buradan az önce dediğim gibi bu temaya ilişkin ne kadar güçlü bir sinyal görüyoruz. Şimdi bunların hepsini bir paket gibi düşünürsek evet, yani veya buna bağlı fonlar üzerinden de düşünürsek genelde yerli yatırımcıların yurt dışına bakış açısı böyle. Yani bireysel
hisse senedi de tabii yapan var ama daha çok fonlar üzerinden de yatırım yapıyorlar. Ve endekslerin zirve seviyelere çok yakın olmasına rağmen bazı risk algısı günlerinde bile çok fazla bir düzeltmeye neden olmaması iki türlü bakmamızı gerektir. Bir, burada olur da ters bir şey olursa yine bu hisse senetlerinin biraz da ayakta kalabileceği ama endekslerin zayıflayabileceği bir durum olabilir. Veya hisse bazlı gelen haberlerin ön plana çıkacağını düşünebiliriz. İki, gerçekten özellikle yeni başkanla birlikte Amerikan seçimleri sonrası düşen faiz ortamını yani devam edecek bir faiz indirimini yatırımları hızlandırabileceği ve bunun da daha çok teknoloji hisseleri üzerinde veya şirketleri üzerinde olma ihtimali yüksek ve bunun da potansiyeli barındırmaya devam ettiği beklentisi olabilir. Ama ben gerçekten Amerikan seçimlerinin birçok strateji oluşturma noktasında çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir piyasa reaksiyonu göreceğiz. Dolayısıyla hani pozisyon almak için şu an herhangi bir sektör veya endeks üzerinden baktığımızda bir kısım olabilir eğer hiç daha önce bir pozisyon alınmadıysa. Ama seçim sonrasında ana pozisyon değişiminin ya da fiyatlamasının daha çok netleşeceği, buna göre işte sektörel ayrımında yurt dışında netleşeceğini söylemek lazım. Ama yani oradaki popülerlik de devam edecek gibi duruyor. Tonguç Erbaş, çok çok teşekkürler katıldığın, bana eşlik ettiğin için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç yayına katılacak bu noktada. Kendisiyle özellikle yabancı işçiler için çalışma izni kriterleri güncellendi. Bu meseleyi konuşacağız. Ahmet Kıvanç, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi yerli iş gücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanması amacıyla karşılanamayan alanlarda yabancı iş gücünden faydalanılması amacıyla çalışma izni değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gidildiğini anlıyoruz. Size de bunu sormak istiyoruz. Ne değişti tam olarak ve bunun istihdam kompozisyonuna etkisi ne olur? Evet, kapsamlı bir değişiklik yapıldı açıkçası. İş dünyası bir süredir bu konuda talepte bulunuyordu. Yabancı işçi çalışma izninde kolay sağlanmasını istiyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu talepleri dikkate aldı. Çalışma izni değerlendirme kriterlerini yeniden belirledi. Şimdi çalışma izni konusunda iki temel kriter bulunuyor Zeynep Hanım. Bunlardan birisi istihdam kriteri, diğeri de mali yeterlilik kriteri. İstihdam kriteri dediğimiz zaman çalışma izni verilecek her bir yabancı işçiye karşılık 5 Türk işçisi çalıştırma zorunluluğu anlamına geliyor. Mali yeterlilik kriteri ise yabancı işçiyi çalıştıracak işletmelerin asgari işte sermayesinin 500 bin lira olmasını, işte belli bir ihracat tutarı olmasını, işte belli bir satış tutarı olmasını öngörüyor. Bu sermayesi düşük de olsa 250 bin dolar da ihracat tutarı. En az 250 bin dolar ihracat yapmış olması gerekiyordu. Bu ihracat koşulunu 150 bin dolara indirdiler. Son yıl 50 milyon liranın üzerinde satışı olan işletmelerde 5 yabancı işçiye kadar çalışma izni alırken bu az önce söylediğim işçi istihdam kriteri aranmıyor. Yani her bir işçi için 5 Türk işçisi çalıştırma zorunluluğu aranmayacak. Bunun dışında bilişim alanında uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak yabancılarda yine aynı şekilde istihdam ve mali yeterlilik kriterleri muafiyeti sağlandı. ARGE tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri buralarda da benzer şekilde muafiyetler uygulanacak. Şimdi turizm sektöründe çok yoğun yabancı istihdamı var biliyorsunuz. Buradaki yabancı işçiler için bir takım kolaylıklar sağlandı. Koşullar esnetildi. Yabancı işçiler için Türkiye'de yabancı işçi çalıştırma izni alırken bir yabancıya yaptığı işe göre, mesleğine göre bir asgari ücret belirleniyor. En düşük bu tutarın altında yabancı işi çalıştıramaz diyor mevzuat. Bu konuda da esneklik getirildi. Düşürüldü yabancı işçiler için ücret tutarları. Nedir o? Üst düzey yöneticilerde ve pilotlarda asgari ücretin 6,5 katıydı daha önce. Yani 135 bin lira karşılık geliyor bürüt. Bu asgari ücretin 5 katına indirildi. 100 bin liraya indirildi.
üst yöneticilerin dışında kalan diğer yöneticiler için asgari ücretin 4 katıydı. 3 katına indirildi bu. Uzmanlık gerektiren, ustalık gerektiren işlerde çalışanlar için asgari ücretin en az 3 katı tutarında ücretle çalıştırma zorunluluğu vardı. Bu asgari ücretin 2 katına düşürüldü. Bunun gibi en yaygın kullanımından dediğim gibi turizm sektöründe ve diğer benzer sektörlerde istihdam edilenlerden asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı arasındaki tutarlar da asgari ücret tutarına indirildi. Yani asgari ücretle yaygın bir şekilde yabancı işçi çalıştırma imkanı sağlandı. Vatandaşın çok yoğun başvurduğu, biliyorsunuz, bakıcı çalıştırma uygulaması çok yaygın. Bu konuda da kolaylık sağlandı. İşte çocuk, evde çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, engelli bakıcısı yahut yaşlı bakıcısı çalıştırmak isteyen, yabancı bir kişi işçi çalıştırmak isteyenler bir gelir beyanında bulunuyorlar ve ben bunu finanse edebildim, bu kişiyi çalıştırabildim diye onun yeterliliğine bakıyor, geliri yeterli mi diye bakılıyor. Bu konuda kolaylık sağlandı. Bakımı yapılacak kişinin geliri yeterli olmasa bile aile fertlerinin, aile fertleri yoksa onun bir anlamda sponsor olacak yakın çevresindeki kişilerin gelirleri de yeterli kabul edilecek. Böyle bir önemli bir kolaylık sağlanacak. Bir de bir başka yine yabancı istihdamına olumlu katkı sağlayacağı düşünülen bir başka husus şu: özellikle yabancıların kayıt dışından kayda girmesine sağlayacağı düşünülüyor. Son 5 yıl içinde toplam 3 yıl Türkiye'de yasal olarak kalmış evet, yabancıların çalışma izni verilmesi konusunda bir kolaylık sağlandı. Bunlar, bu şekilde 3 kişiye kadar yabancı işçi çalıştırıldığı zaman Türk işçisi çalıştırma zorunluluğu aranmayacak. Ahmet Kıvanç, çok çok teşekkürler katıldığınız, konunun detaylarını bize aktardığınız için. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından 60 dakika devam edecek. Dakika yeni bir konukla devam ediyor. Gıda sektöründen bir isim Taner Çakır yanımda. Taner Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Pek Zeynep Hanım. Genel Müdürü. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi gıda sektöründesiniz ama gıda sektörünün de aslında daha dar tanımlamasını yaparsak dondurulmuş gıda bölümündesiniz. Peki şimdi gıda deyince hepimizin aklına ilk gelen, yüksek seyreden enflasyon görünümü. Özellikle doğru, Türkiye bu anlamda negatif ayrışıyor küreselden de. Dolayısıyla burayı biraz konuşarak başlayalım. Bugün de enflasyon verisini takip ettik. Baktığımda aylıkta gıda enflasyonu 2.48 seviyesinde, yıllıkta da %43.72. Şimdi bu enflasyon seviyesinin gıda sektörü geneline etkisi nasıl? Sizin tarafa etkisi nasıl? Bizim tarafta tabii etkisi bir miktar daha fazla. Özellikle enerji maliyetleri bizim işimizin olmazsa olmazı ve orada ciddi şekilde enerji maliyetlerinde bir artış var son 1-2 yıldır. Gıda fiyatları dünyada düşerken bizde maalesef yükselmeye devam ediyor. Ama genel enflasyonun bir miktar altında seyrederek aslında enflasyonu aşağı çeken bir tarafı da var. İşte şimdi biraz önce söylediğiniz gibi yıllıkta %43'lerde gıda enflasyonu, fakat normal enflasyonumuz %50'ler civarında. Sonuçta girdi maliyetleri, enerji maliyetleri ve işçilik maliyetleri bizim gıda sektörünün önemli girdisi. Tarım ürünlerindeki fiyat artışları, ona keza aynı zamanda enerji maliyetlerindeki yükselişler ve işçilik maliyetleri de son bir yılda yaklaşık %100'e yakın bir artış gösterdi. Doğal olarak bunların da enflasyona bir yansıması, fiyatlara bir yansıması oldu. Neticede gıda enflasyonu Türkiye'de geniş halk kitlelerinin en çok izlediği enflasyon. Sonuçta diğer enflasyon ne olursa olsun insanların birinci önceliği gıda enflasyonu. Gıda enflasyonuyla ilgili yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlar çözüldükçe önümüzdeki dönemde bunun daha dünya seviyelerine doğru inmeye başlayacağını ben göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldır bir program uyguluyoruz. Bu programla beraber enflasyonda her ne kadar bu ay beklentilerin bir miktar üstünde de çıksa aylık enflasyon, ama düşüş devam ediyor. 2025 yılı içerisinde gıda enflasyonunda normal enflasyonda normal bir düzleme oturacağını düşünüyoruz. Peki şimdi dondurulmuş gıda sektörün ne kadarına tekabül ediyor?
Şimdi şöyle 300-350 milyon dolar civarında bir sektörümüz var. Bunu da yaklaşık olarak yani toplam gıda sektörünün içine baktığımızda %1'i civarında bir pay alıyor. Bu her geçen gün artıyor. Bu geçen 2-3 yıl evvel %5'lerdeydi. Şu anda %1'lere ulaştı. Türk insanı dondurulmuş gıdayla daha yeni yeni tanışıyor. Bundan 20 yıl evvel aşağı yukarı kişi başı tüketim 1 kiloydu. Şu anda 5 kilo seviyesine geldi. Ama Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda hala çok gerideyiz. Orada 30-35 kilolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşağı yukarı kişi başı tüketim 50 kilolar civarında. Tabii Türkiye'nin kendi tarım durumu, iklim durumu bir şeyin turfanda tüketilmesine çok müsaade ettiği için bugüne kadar dondurulmuş gıdayla alakalı farkındalık ve bilinirlik o seviyede değildi. Ancak son yıllarda özellikle bu iklim krizleriyle beraber, işte gıdaya erişimle beraber artık dondurulmuş gıdanın da popülitesi tabiri caizse artmaya başladı. Yani bu tarafın katma değeri ne? Katma değeri şu, bir kere lezzetini sürekli koruyabiliyorsunuz. Tam yani gıdanın en taze olduğu zamanda alıp onu belli bir prosesten, bir işlemden geçiriyorsunuz. Ve gıdanın bir teknolojisi olan IQF ile şokladıktan sonra raf ömrü kadar bazen 12 ay, bazen 24 ay bunu saklama şansınız var. Bir kere evde hazırlanan gıdalarda ister istemez bir mineral kaybı, vitamin kaybı söz konusu olabiliyor ama bunu gıda teknolojisiyle birlikte işlediğinizde içinde bütün minerallerini ve vitaminlerini barındırdığı bir dondurma dediğimiz yani dondurma şok işlemine tabi tutabiliyoruz. Bir kere pratik ve hızlı. Her zaman bulabiliyorsunuz. Her zaman elinizin altında. Ama tabii biz bunu değerlendirirken en çok şuna bakıyoruz. Gıda israfının önündeki en büyük bence kayda değer yol dondurulmuş gıda tüketimi. Dünyada özellikle israfı takip eden bazı istatistikler var. Biz ülke olarak da 214 tane ülkenin içinde gıda israfında yaklaşık 15. sıradayız. Ve her yıl 18 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz. Eskiden belki daha kolaydı, daha ulaşılabilirdi, daha ucuzdu gıda maddeler ama son dönemde fiyatların çok arttığını da görüyoruz. Bu anlamda hiçbir şeyi israf etmeye de hakkımız yok. Bu nedenle zamanında toplamak, yerinde yapmak, dondurup saklamak ve istediğimiz kadarını tüketmek bence bu işin en önemli olmazsa olmazı. Şimdi tam onu soracaktım. Dondurulmuş gıda neden israfı azaltıyor, nasıl azaltıyor şöyle diye. Şöyle söyleyeyim, şimdi en basitinden bir meyve sebzeyi düşünün. Belki 1000 kilometreden geliyor. Topluyorsunuz, hale götürüyorsunuz, taşıyorsunuz, İstanbul'a getiriyorsunuz, evlere giriyor. 2 gün tüketirsen 3. günden itibaren çürümeye başlıyor. Ne yaparsanız yapın hepimizin başına geliyor. Aldığımız gıdaların çoğunu aslında zamanında tüketemiyoruz. Bunda en önemli şey bir kere iş yaşamı, aktif bir sosyal yaşam. Evde eskisi kadar çok vakit geçirilemiyor. Kadın çalışıyor. O yüzden kadının da sürekli evde yemek yapma potansiyeli yok. O yüzden aldığınız besinin genelde kullanamadığınız için 1/3 çöpe gidiyor. Bugün ekmek kategorisi Türkiye'de unlu mamuller kategorisinde neredeyse %35-40'ını biz israf ediyoruz. Ekmek israfına dünyada 1. sıradayız şu anda. O yüzden de diyoruz ki hani ya bu kadar kaynakları heba etmeye hakkımız yok. O anlamda bunları istediğiniz kadar kullanın, istediğiniz zaman kullanın ve hep tazelikte kullanın. Hiçbir besin değerini kaybetmemiş, lezzetini kaybetmemiş bir halde İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi tabii Türkiye dondurulmuş gıdaya, Türkiye tüketicisi biraz mesafelidir bildiğimiz Doğru. kadarıyla. Yani tabii burası sonuçta mutfak kültürü de, yemek kültürü, tencere yemeği kültürü yüksek olan bir memleket. Yani Doğru. Avrupa'da, Amerika'da pek öyle değildir. Yani Amerika'da özellikle, hadi Avrupa'nın mutfağına şey yapmayayım, harcamayayım şimdi. Ama Amerika bir fast food, bir hızlı Doğru. tüketim, hızlı yemek tüketimi kültürünün çok belirgin olduğu bir yerdir. Dediğim gibi öyle tencere yemeği taze alayım, bilmem ne yapayım falan kültürü yoktur. Dolayısıyla bizde tüketicinin eğilimleri nasıl sizin sektöre yaklaşacak, ne görüyorsunuz? Şimdi bunun için en güzel gösterge aslında yıllık bazda kişi başı tüketim göstergeleri. 20 yıl evvel aşağı yukarı 1 kiloydu bize dondurulmuş gıda sektöründe insanların tüketimi. Tüketiciniz... Kitleniz yaş aralığı nasıl? Gençler mi daha ziyade? Vallahi gençler de şimdi ürün kategorileri bazında değişiyor. Mesela bugün pizza konuşuyorsanız tabii ki gençler. Hı hı. Ama daha işte milföy böreği, mantı gibi şeyler konuşuyorsanız biraz daha orta yaş. Hani biraz sebze meyve konuşuyorsanız biraz daha yaş ilerlemiş oluyor. Ve bence her kategoride her insan için dondurulmuş gıdanın bir pratikliği var. Ama ağırlıklı öğrenciler, gençler, en çok çalışan kadınlar. Hangi kategoride satış var? Şimdi şöyle dondurulmuş kategorinin aslında %40'ına yakın unlu mamuller. Unlu mamullerin içinde de şu anda tartışmasız Türkiye'nin en iyi gelişen ürün kategorisi pizza diyebilirim. Buna tabii pizza çeşitlenmesinin de son yıllarda ciddi değişmesinin çok büyük önemi var. Çünkü eskiden çok geleneksel pizzalar dışında
evlerde dondurmuş pizza tüketme şansınız yoktu. Ama şu anda artık üreticiler artizan pizza dönemine geçti. Yani dışarıda yiyebildiğiniz pizzanın kalitesinde evde de dondurma dolabınızdan çıkarıp 14 dakikada hazırlayıp yiyebiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir kolaylık. Öğrenciler için çok pratiklik. Bir de şimdi dışarıda normalde hepimiz son 2-3 yıldır yemek yemenin çok pahalı ve maliyetli bir iş olduğunu hissetmeye başladık. Her geçen gün dışarıda daha da büyük bir meblağ ödemeye başladık. O anlamda gencin alıp evde pizzayı yapması, işte hanımın alıp evde mantı yapması, börek yapması. Şimdi bir de üzerine yeni yeni bu traditional dediğimiz geleneksel tatların da dondurulması süreci başladı. İşte biz Packfood olarak yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır lahmacunla bu anlamda çok ciddi ses getirdik. Bugün dışarıda bir taş fırından çıkan bir lahmacun nasıl yiyebiliyorsanız aynısını aynı kalitede evde 7-8 dakikada hazırlayıp yiyebiliyorsunuz. Peki özellikle geleneksel gıdalar üzerinden ihracat performansı nasıl sektörü? Şöyle, ihracat performansı sektörün aslında diğer gıda sektörüne nazaran biraz daha düşük. Bunda birkaç temel sorun var. Bir tanesi Avrupa Birliği'nde özellikle et ve şarküteri ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, bunlara bağlı ürünlerin ihracatıyla alakalı maalesef uzun yıllardır sıra gelen sorunlar var. Bunlarla ilgili devletimizin bir girişimleri var. Ama tabii buna uyum için bizim hayvan çiftliklerimizin temel bazı kriterler var. Bunların karşılanması lazım. Görüyorsunuz ara ara sebze de gidiyor, kapıdan geri dönüyor. İşte tavuklu ürünler gidiyor, kapıdan geri dönüyor. İyi gıda için iyi denetime ihtiyaç var. İyi üreticilere ihtiyaç var. Bunların sıkı kanunlarla denetlenmeye ihtiyacı var. Bir tarafta çok büyük endüstriler var. Kalite anlamında artık işin zirvesine varmış ama bir taraftan da bunu bozan daha da küçük üreticiler var. Gıdanın şakası yok. O yüzden iyi gıdaya ulaşmak için mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın, kim ilgileniyorsa bu konularla hepsinin denetimi sıkılaştırması ve bunlarla ilgili kontrolleri arttırması lazım. Yani gıda güvenliği noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Gıda güvenliği konusunda bence bir sıkıntımız var. Hatta belki dün takip ettiyseniz Tarım Orman Bakanlığı sağlığı tehdit edici gıdalar, işte taklit, taşişle ilgili bir liste yayınladı. Listeyi ben hatta arkadaşlarıma bugün gelirken sordum ya kimler var, neler yok diye. Çünkü ben 18 sayfasını takip ettim. Geri kalanını takip etmekte zorlandım. Tabii bu korkunç bir rakam. Yani insanı ürkütüyor doğal olarak. Bir taraftan da aslında şu farkındalığı oluşturuyor. Ya iyi gıda üreten, iyi üreticilere teveccühünün artacağını düşünüyorum ben bu anlamda. Peki şimdi şunu sorayım önümüzdeki, yani şu an dar alanda hareket eden bir sektörümüz olduğunu anlıyorum dondurulmuş gıda anlamında. 5-10 yıllık projeksiyonlar neler bu anlamda, ne bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Yani hem içerideki tüketim anlamında hem ihracat performansının ilerlemesi şimdi, anlamında. Dünyada 100 yıl evvel başlamış aşağı yukarı bu gıda, dondurulmuş gıda iş. Özellikle ilk önce Amerika'da. Bize daha 1970'li yıllarda denemeleri yapılmış ama bu işin Türk tüketiminin mutfağına girmesi 90'lı yılları buluyor. O yüzden de tabii ki o aradaki farkı kapatmak için bir zamana ihtiyacımız var ama şimdi 2023 yılında bakıyorsunuz, pazar verilerini alıyorsunuz, dondurulmuş gıda işi yaklaşık %19-20 büyümüş. Şimdi dönüyorsunuz 2024'ün ilk 8 ayı verilerine bakıyorsunuz, %19-20'lerde büyüme. Yani böyle bir büyüme başka hiçbir sektörde ben kolay kolay olacağını sanmıyorum. Buradaki en önemli kriter bence insanlar iyi gıdaya olan özlemi her geçen gün artıyor. Çünkü güvendiği bir markadan satın almak istiyor. Bununla ilgili işte bu taşiştir, taklittir gibi ürünlerden kaçınmak istiyor. Bir de dışarıda çok daha pahalı koşullara yediği ürünleri kendi evinde aynı şartlarda yemek istiyor. Aynı kalitede yemek istiyor. O yüzden biz dondurulmuş gıdanın her kademede çok hızlı büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden de sürekli yatırım yapmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye daha bu işin çok başında. Mesela 10 yıl sonra yüzde kaça varır? Yani şöyle söyleyeyim. Ya da bugün, hedef nedir? Hedef, yani şunun için hedef söylemek çok kolay değil ama birden 5'e çıktıysa 5'ten 25'e de çıkacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği 35'lere ulaştı. Amerika 50'lere ulaştı. Tahmin ediyorum bizde de bu sayı geometrik bir şekilde büyüyerek devam edecektir. Taner Bey teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sorularımızı yanıtladığınız için olmayı. Çok sağ olun. Taner Bey'i uğurlayıp hemen Ayhan Zeytinoğlu'nu yayına davet edeyim. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Taner Bey bir iki dakika daha sizi şurada misafir edeyim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Ayhan Bey. Şimdi, İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sürenizden çalmamak adına biraz hızlı başlayacağım. Enflasyon verisini takip ettik. Beklenenin üzerinde geldi. Bunun elbette reel sektörün faiz indirim beklentilerine yapacağı bir etki de var.
Öyle anlıyoruz gelen değerlendirmelerden. Diğer yandan hem PMI tarafında yine 10 sektörün 10'unda daralma ve de istihdam tarafında azalma var. Kapasite kullanım oranları hakeza takip etmişsinizdir zaten kapasite kullanım oranının geldiği seviyeyi. Orada da ciddi bir aşağı kayış olduğunu takip ediyoruz. Şimdi bu tabloyu biraz konuşmakta fayda var. Buna tabii aramalı ithalatındaki düşüşü de ekleyeyim. Tüketim ithalatındaki artışı da. Bu resme baktığınızda siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Öncelikle başta söylediğiniz gibi Zeynep Hanım, tahminlerimizden biraz yüksek geldi. Tabii bunun alt kalemlerine baktığımızda da okulların açılması, çocukların okullara hazırlanması ve okul ücretlerinin yıllık bazda artışlarının çok etkili bir şekilde pozitif olarak rakamı yukarıya çıkarttı. Malumunuz geçen yıl Eylül ayında 4.75'ti. Bu sefer 2.97'ye düştü. Baz etkisiyle de biraz yani tahminlerden fazla artmasına rağmen aslında baz etkisiyle genel yıllık enflasyonda bir düşüş oldu. Aslında en önemli konulardan bir tanesi aslında şuna bakmamız lazım. Bizim tüketimimiz hala hane halkı tüketimi çok yavaşlamadı. Bunun yavaşlatma yöntemlerinden bir tanesi tabii ki kredilerin frenlenmesi, tüketici kredilerinin de frenlenmesi ama gördüğümüz kadarıyla orada da çok başarılı olamadık. Hala %12 mertebesinde yıllık bazda bir artış var. Bu bayağı önemli bir artış. İthalattaki tüketim mallarından bahsediyorum. Öbür taraftan yatırım ve sermaye mallarında biraz artış var. 5.9 gibi. Bu çok iyi bir veri. Ama ham madde ve ara mallarında da %6'lık sizin de dediğiniz gibi bir azalma var. Kapasite oranlarında Türkiye bazında 2.5 puanlık bir azalma var. Bu bayağı önemli bir azalma. Kocaeli genelinde de bizde henüz ayın başındayız ama Eylül ayı verisinde 1 puan gibi bir azalma bizde var. Ama Türkiye'den 1.5 puan daha az azaldık diyebilirim. O da tabii ki ilimizin ihracat yapısının ağırlıklı olarak Avrupa'ya olması diyebilirim. Ben ihracat rakamlarına da baktım Zeynep Hanım. Önemli gördüğüm şöyle bir veri var. Birçok Avrupa ülkesinde aslında Almanya ki Almanya lokomotif ülkemiz en fazla ihracat yaptığımız bir ülke. Orada bir 3.6'lık 3.7'lik bir azalma var. Onun dışında İngiltere'de %23'lük bir artış var. Bu çok çalışılması gereken bir artış diye düşünüyorum. Yine neye Birleşik bağlıyorsunuz İngiltere'deki bu artışı Ayhan Bey? İnanın hani çok çalışmadım ya yanlış anladım. Bir şey söylemek istemiyorum ama gümrük birliğini dışında kalmasına rağmen bizim yaptığımız serbest ticaret anlaşmasının aslında bizim lehimize çalıştığını memnuniyetle görüyoruz. Zaten gümrük birliği döneminde de İngiltere'ye olan ihracatımız bizim tarafımızda artıdaydı. Bu iyi bir gelişme olarak görüyorum. Malumunuz ihracatımızda çok az bir azalma oldu aylık bazda. Uzun zamandır hiç aylık bazda azalma yaşamıyorduk. Bunun nedeni de aslında az olmasının nedeni işte İngiltere'de çok fazla bir artış var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde %15'lik bir artış var. Mısır'da %28'lik bir artış var. En büyük artış da Suudi Arabistan'dan gelmiş. Malumunuz siyaseten bir takım sıkıntılar yaşadığımız bu ülkelerin devreye girmesiyle de bizim aslında ihracatımız düşebileceği rakamların üzerinde kaldı diyelim. Bu pazarlarda devam edeceğine göre aslında yavaşlama olması gerekenden sanki daha az. Çünkü Avrupa'da malumunuz yavaşlama devam ediyor. Orada faiz indirimleri başladı ama henüz bir canlanma çok gözükmüyor. Bir diğer konu da ihracatla açtık diye söylemek istiyorum. Malumunuz bizim en büyük rakibimiz bizden tabii çok büyük yani biz onunla rekabet edemeyiz ama sattığımız ürünler bazında rekabet ettiğimiz Çin tarafı yılbaşında mı hatırlarsınız oradan Avrupa'ya giden konteynerler $900 gibi çok düşük bir ücretle gidebiliyordu.
Haziran ayında da, pardon, Temmuz ayında da, 18 Temmuz'da da biz yaptığımız bir çalışmada o rakamın 8.267 dolara kadar çıktığını görmüştük ki bu aslında Kızıldeniz'deki olaylar nedeniyle. Fakat o rakam bu ayın Eylül ayının 26'sında 4.682 dolara düştü. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü bizim tırlarla gönderdiğimiz Avrupa ürünlerinin maliyeti bize aşağı yukarı 3.000 eurolar mertebesinde. Konteynerlarda da 2.000-2.500'ler mertebesinde. Yani yakında o ücretler bizim artık cazibemizi de azaltacak ve Çin'in rekabet baskısını bizim ihracatçımız daha fazla hissetmeye başlayacak diye korkuyorum. O da bizim ihracat hızının yavaşlamasına neden olabilir diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Ayhan Bey, peki biraz istihdam tarafını da size sormak istiyorum bu gidişatta. Çünkü az önce de telaffuz ettim. Uzun bir aradan sonra 10 sektörün tamamında daralmaya işaret ediyor PMI verilerine baktığımızda. İstihdam tarafı şimdi bu alt alta sıraladıklarınızda dikkate aldığınızda mevcut tablonun istihdamda nasıl seyretmesini öngörüyorsunuz? Sizin temsil ettiğiniz sektörlerde, bölgenizde durum ne? Şimdi Zeynep Hanım, istihdam konusu olağanüstü hassas bir konu ve zor bir konu. Resmi rakamlara göre Türkiye'de çalışan sayısı şu anda 32,7 milyon. Bu tarihi zirvelere yakın bir rakam var ama aslında bizim nüfusumuza yakın Almanya'da bu rakam, ki onlar bizden çok 13 yaş daha yaşlılar, 46 milyon mertebesinde. Bizim hedef olarak zaten ülke olarak 50 milyon çalışan gibi bir hedef koymamız lazım. Bunu işte 2030'a koyarsınız, 35 yılına koyarsınız ama böyle bir uzun vadeli hedefimiz olmalı. Ancak işsiz sayısıyla bizim iş bulma, yani sanayiciler olarak, üreticiler olarak iş bulma konusunda olağanüstü sıkıntı yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tarafta iş arayanlar var, bir tarafta biz bulamadığımız işçiler var. Burada tahmin ediyorum kayıt dışı çalışma, tabii bu biraz da sosyal bir sorun, yani onun çok uzmanlık alanımız olmadığı için çok bilmiyoruz ama yani belirli bir geliri olan bir kesim var ve çalışmak istemiyor ya da kayıt dışı çalışıyor ve kayıtlarda olmadığı için, iş de aramadığı için işsiz sayısında da gözükmüyor ama öbür taraftan da çalışanlar sayısında da gözükmüyor. Böyle bir ikilemimiz var. Ama bugün elimizde güncel rakamlar elimde yok ama eğer 50 bin kişi iş arıyorsa inanın 50 bine yakında işçi arayan işletmeler var. Yani orada da biz arzla talebi örtüştüremiyoruz. Burada da işte eğitim sistemimizden tutun da birçok başka nedenler olabilir altında. Bunun da çalışılması gereken bir konu olduğunu şiddetle vuruguluyorum. Ayhan Bey, az önce Ahmet Kıvanç'la konuşuyorduk. İşte tam da bu noktada yabancı işçilerle ilgili yapılan düzenlemeyi anlattı bize. Buraya ilişkin siz ne düşünüyorsunuz? Yani arzın sınırlı kaldığı alanlarda, yerli iş gücü arzının tabii sınırlı kaldığı alanlarda yabancı iş gücünü sisteme girmesini kolaylaştıran düzenlemeler gündemde. Şimdi hatırlayacaksınız, Ticaret Bakanımız yanılmıyorsam Haziran veya Temmuz ayında bir söylemi olmuştu. Tarım sektöründe yabancı işçiler olmasa sıkıntı yaşayacağız diye. Hakikaten bu çok önemli bir gerçek. Bu konuda tabii ki ülkemizdeki yabancıları ben misafir olarak öncelikle altını çizerek isimlendirmek istiyorum. Misafirlerimiz ülkemizdeyken çalışma hayatında açık olan yerlerde çalışmaları bizim için değerli diye düşünüyorum. Ama tabii ki biz kalıcı çözümleri kendi ülkemizden yetiştirdiğimiz insanlarımızla halletmemiz lazım. İşte hükümetimizden beklentimiz sosyal yardımlar konusunda stratejik çalışmalar yapmaları lazım bu konuda. Çünkü az önce de söylemeye çalıştım. Yani bir tarafta iş arayanlar var. Bir tarafta da işçi bulamayan bir büyük bir kesim var. Yani sayısal olarak
Ben Türkiye'deki odalarla malumunuz ağımız çok geniş bir, önemli bir ağ, Odalar Birliği şemsiyesi altında herkesle konuşma fırsatımız oluyor. İnanın sadece Marmara'ya ait bir sıkıntı değil. Bu İç Anadolu'da da, Güneydoğu Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da işçi bulunmadığına dair bütün sektörlerden de şey geliyor, talep geliyor. Öte yandan hizmetler sektöründe Evet. olağanüstü bir talep artışı var ve herhalde gelir kısmında da biraz farklılık olduğu için o tarafta da zaten Sayın Maliye Bakanımızın söylediği gibi de hizmetler kısmında da maliyetlerin çok hızlı arttığını ve Evet. onun henüz enflasyon ivmesine olumsuz katkı verdiğini de söyledi. Dördüncü çeyrekte ancak yansımalar başlayacak dedi. Onu da bekliyoruz. Ayhan Zeytinoğlu, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli katkınız için. Çok sağ olun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyorum size. Yarın 60 dakikada tekrar buluşuruz. Hoşça kalın şimdilik.